Selam millet, Mert karşınızda. Bugün kendim için aldığım ve sonradan incelemeye karar verdiğim bir ürünle karşınızdayım. Bugün bir masaj tabancası inceleyeceğiz. Biliyorsunuz sürekli oturuyoruz, oturarak iş yapıyoruz vesaire. Bir yerden sonra da bir taraflarınız ağrımaya başlıyor. O yüzden uygun fiyatlı bir ürün buldum, hem de Türkiye'den. Ürünü satın alan kişilerin yorumlarını okudum ve gerçekten çok başarılı bulmuşlar. Hadi dedim ben de deneyeyim. Eğer böyle bir şey arayan varsa da rehberlik olmuş olur. Çünkü masaj tabancaları hakkında çok fazla bir içerik yok YouTube Türkiye'de. Ürün fiyatlarını videoda söylemiyorum, sürekli değişkenlik gösterdiği için aşağıda açıklama kısmına birkaç link bıraktım farklı sitelerden. Oradan baktıktan sonra kıyaslayarak satın alabilirsiniz. Hadi kutumuzu açalım. Evet, ürünümüzün markası Premio. Büyük ihtimalle Çin üretimi bir masaj tabancası. Burada 6 farklı, 6 seviye titreşim modu olduğunu söylüyor. Egzersiz sonrası kas masajı yazmışlar bir de. Bu arada çok önemli bir şey. Yani eğer body, fitness tarzı şeyler yapıyorsanız kanın daha uzun süre kalması ve kasın daha iyi onarılması için masaj yapmanız daha iyi. Yani bu önerilen, bilimsel kanıtlanmış bir şey. Kutunun arkasına baktık. Bu kutu dönüştürülebilir malzemeden üretilmiştir diyor. Okey. Sağda solda bir şeyler yazmışlar. Hadi bakalım. Ürünü açalım. Evet, şöyle bir kağıt karşılıyor bizi. İşte teşekkür etmişler. Ürünü turuncudan yeşil renge gelene kadar şarj edin diyor ilk kullanımdan önce. En başta şey diyor. Şarjı tamamlandıktan sonra 15 dakika boyunca en üst kademede koltuk gibi bir yere koyun, kendi kendine çalışsın diyor. İçindeki rulman yataklarını düzgün bir şekilde çalıştırmasını sağlıyormuş bu. Lan bu motor rodajı mı ya? Ben bunu yapmam büyük ihtimal. Ürünün şarj olmasını beklerken ya da güzel bir masaj sonrası must take olarak bir kahvenin iyi gidebileceğini düşündük demişler. Buraya bir tane de Nescafe üçü bir arada koymuşlar. Tekli satılmaz. Bu arada promosyonlu koymuşlar. Mantıklı. Ama bu ürünü genellikle spor yapan insanlar da satın alıyor. İkisi bir arada daha mantıklı olabilirdi. Doğru mudur? Çok doğru. Ama güzel düşünülmüş. Teşekkürler. Burada işte bir şeyler yazmışlar. Arkada bizden yorum istemişler. Beğenirsek yaparız. Burada garanti belgesi var. Garanti şartlarını yazmışlar buraya. 2 yılda garantisi varmış. Bir tane de kullanım kılavuzu çıktı. Burada içinden çıkan uçların hangi bölgeler için olduğunu yazmışlar ama tamamen İngilizce. Burada işte bir de farklı farklı masajları kaç saniye, ne kadar süreli yapmanız falan hepsini yazmışlar. Buna da yol verdik. Şimdi gelelim reise. Bu arada öncelikle hiç ürünü incelemeden söyleyeyim. Beklentim çok yüksek değil. Çünkü bu ürünün muadilleri, bu ürünün 5 katı falan fiyatında. Yani çok çok uygun fiyatlı bir ürün bu masaj tabancasına göre. Bakalım. İçinden şöyle bir güç kablomuz çıktı. DC güç kablosu. Şöyle şu tabancayı bir çıkaralım. Kutu çok dandik bir kutu, onu söyleyebilirim. Ama önemli olan işlevi. Şöyle bir uç daha çıktı. Bu arada hepsi ABS plastikten yapılmış. Şurada silikon bir ucu var. Hissiyat olarak kaliteli değil. Şurada bir ucumuz daha var. Bu uçların neler olduğunu söyleyeceğim. Şurada bir uç daha var. Genellikle bu ürünlerin internetteki görsellerinde kullanılan uç. Şöyle yumuşak sünger gibi bir yapısı var. Yani çok yumuşak değil ama süngerimsi. Bastırınca içine göçüyor. En kaliteli ele gelen bu oldu şu zamana kadar. Bunu da yol verdik. Evet. Çok tehlikeli bir yere geliyoruz gibi geliyor bana. Abi bak, çıkardığım yere bak ya. Eyvah ki ne eyvah. Yani bir şey yorum yapmayacağım. Bunu da kaldıralım. Kutuyla da işimiz bitti. Gönderelim ve gelelim reise. Bu arada renk seçeneği yoktu ben satın alırken. Mavi rengi çıktı. Hiç problem değil. Sevdiğim bir renk. Ve güzel gözüküyor mavisi. Ürün bayağı ağır bu arada. Şu an tartamayacağım ama aşağı ağırlığını yazıyorum. Kendim tartacağım. Ama tahminimce 800... Yok. 1 kilo 200 gram diyorum. Bak bakayım. O kadar yok. Diyorsun. Bana bayağı ağır geldi. Şey vardı ya, bir tane haberlere çıktı, kuru yemişçi. Adam gramına kadar böyle. Adama diyorsun 120 gram leblebi var, bana lak diye koyuyor. Tartıyorlar, tam 120 gram çıkıyor. Niye bunu anlattım onu da bilmiyorum da güzel hikaye ama izleyebilirsiniz. Şöyle markamız buraya işlenmiş. Üstündeki boya böyle hafiften simli gibi. Arka tarafında hava delikleri var. Burada açma kapama tuşumuz var. Burada da şarj girişimiz var. Ön tarafına baktığımızda da burada matkap ucu gibi ama çevrilmiyor. Buraya uçlarımızı takıyorsunuz. Yani malzeme olarak dediğim gibi çok kaliteli değil ama sağlam gözüküyor. Şu tutma yeri de böyle PVC ile kaplanmış bir silikon. Yani elinizden kayıp düşmez. Bu güzel olmuş. Şunu eklemek istiyorum. Yüksek fiyatla satılan muadillerinde LCD ekran oluyor. Ayarladığınız modları falan görebiliyorsunuz. Bunda çok bir içerik yok, ekran yok ve bir tane tuş var. Büyük ihtimalle basılı tutunca açıyorsunuz. Bir kere tık tık bastığınızda da modları değiştiriyorsunuz. Tahminim bu yönde. Evet, takıyorum. Bu arada taktığınızda böyle söylemiştim, uçları silikon. Böyle yavaş yavaş içeri doğru giriyor.
ve çıkması da zor oluyor. Güzel olmuş bu. Başlatıyorum. Basılı tuttum. Basılı tutarak olmadı. Çift basıyorum. Evet. Ya çok tehlikeli ya. Bir dakika. Ha bak burada kötü bir durum var. Onu söyleyeyim. Keşke benim dediğim gibi yapsalarmış. Açma kapama basılı tutmayla olsaymış ama sadece tek tıklama kontrolü var. Eğer birinci kademedeyseniz kapatmak için tüm kademeleri dolaşmanız gerekiyor. Bu kötü olmuş. Kullanım rahatlığını bayağı bozar. Bir deneyelim bakalım. Ay bayağı iyi lan. Siz göremiyorsunuz tabii de. Bunu ben bir de iPhone 12 Pro Max'te ağır çekim yapacağım. Aa biraz belli oluyor. Çok tuhaf gözüküyor kameradan ha. Oo, hızlandıralım mı? Aha bir ha. Bende de ne kol var be. Kilo aldık ya, kokoreç gibi oldu kollar. Oo. Oğlum çok güzel lan. Kapa kamerayı kapa. Bir dakika şuram daha böyle bıngıl bıngıl. Oraya yapalım. Oğlum çok iyi bir şeymiş bu ya. Neyse. Araya ağır çekim görüntüler gelecek bu arada. Şimdi size uçların ne için kullanıldığını söyleyeyim. Toplamda şu tehlikeli olanla birlikte 4 tane farklı ucumuz var. Bunun dediğim gibi 1000 liraya satılan versiyonlarında falan 9 tane uç falan olabiliyor. Ama bu dörtlü yeterli. Diğeri biraz şova kaçıyor gibi geliyor bana. Öncelikle şundan başlayalım. Bu omuz, boyun ve sırt bölgeleri için yapılmış bir uç. Şu araya omurganızın geldiğini düşünün ve yan taraflara masaj yaparak gidiyor. Bu ucu onun için kullanıyoruz. Bu uç ise daha çok yumuşak dokulara masaj yaparken kullanılıyor. Atıyorum işte göğüs kası, karın bölgeniz, işte bicepsleriniz gibi düşünebilirsiniz. Bu uç da onun için kullanılıyor. Bunu sona bırakıyorum. Bu da genel bir uç. Tüm bölgelere masaj yapabiliyorsunuz bununla. Ve geldik tehlikeye. Bu uç bana saçma geldi ama birlikte deneyeceğiz birazdan. Eklem yerleri, el ayak tarzı yerlere masaj yapmak için kullanılan uç. Başlayalım mı bununla? Geliyor bak. Şöyle taktım. Abi korkutuyor beni. Can yakacakmış gibi geliyor bana bu. Neden? Yani şekil itibariyle pek de yorum yapmak istemiyorum. Acıtıyor lan bu, kemiğe çat 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 vuruyor tahmin ettiğim gibi. Ha bak şuralar iyi. Aa. Bak bu etli bölgeler okey. Ama şu kemik bölgeler falan biraz acıtmıyor da çok sağlıklı gelmedi bana bunu. Bu kemiklerde kullanmak. Baksana sekiyor. Bak Allah'ın işine değil mi? Ha bak avuç içi de güzel oluyor. Oh. Oha şu an kameranın FPS'i düşük olduğu için çok tuhaf duruyor. Eklem bölgesi diyor. Dirseklere bakalım. Ya bir yanlışım varsa düzeltin bu arada. Eklem deyince benim aklıma diz kapaklarım ve dirseğim geliyor. Bu arada şunu fark ettim. Mesela bakın duruyor. Bastım bir tane ışık yandı. Bir daha bastım. Her kademe arttığında bir led daha yanıyor. Böyle hangi kademede olduğunu da görebiliyorsunuz. Güzel. Şu biraz daha... Evet aslında biraz rahatlatıyor da bana biraz ne bileyim sert geldi ya bu. Titreşimin gücü ya. Neyse şunu çıkartalım. Bir ben kendi memelerimi yapmak istiyorum. Artık meme oldular, göğüs değil. Şöyle bastırıyorum. Bak en önemlisi bu benim için abi. Göğüs bir de boyun bölgesi. Sırt da tabii. Ama göğsü rahatlatıyorsa gerçekten kas çalışması sonrasında çok işe yarayabilir. Of çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şu özellikle şu... Ne denir buraya? Omuzla birleştiği yerde göğsün şu dışta kalan, daha çok böyle yağlanan kısım var ya. Bu arada mikrofona da hafif geliyor titreşim. Of. Ya bu tepkiler çok tuhaf belki ama çok hoşuma gitti şu an bacaktaki verdiği etki. Of çok sert bu ya biraz ha. Kademeler arasında bayağı bir fark var bu arada güç olarak. Yani 1'de 2'de kullanmanız yeterli bence. 3 ve 3'ten sonrası biraz çıldırıyor. Emre lan gel bir sırt masajı yap bize. Şöyle şu ucu da çıkarttım. Şimdi Emre baba bize bir masaj yapacak. Şu an bu çift uçlu olan mı? Tek bir yer dokunuyormuş gibi hissediyorum şu an ha. Çok var. Sesimde tuhaflık geliyor mu sana, bana mı geliyor sadece? Boyuna biraz çık. Of çok iyiymiş be.
Oğlum video çekiyor, ayağına da masajı yaptırıyor ha. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Bir de şu trapez bölümlerine yapsana. Biraz artır şeyi, kuvvet istiyorsan. Bir şey söyleyeyim mi? Biz arada karşılıklı birbirimize yapabiliriz bunu ha. Aha! Oğlum çok iyi lan. Adam makineyi aldı gitti. Ben senin sırtına yapayım. Sırt çok felaket oluyor. Şu an şuramda böyle bir uyuşukluk var titreşimden ötürü. Bundan bir tane sipariş verelim. O kadar diyorsun ha. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu fiyata... Ucuz zaten. Çok ucuz ve bu fiyata eğer bunu düzgün ve düzenli kullanırsanız çok iyi verim alırsınız. Yani verdiğiniz para bunun yanında hiçbir şey kalır. Gerçekten inanılmaz rahatlattı şu an beni. Yani şuramda böyle bir uyuşma oldu titreşimden dolayı. Böyle bir hafiflik var şu an. Ve bunu daha düzgün yatarak daha uzun vadeli yaparsanız daha da iyi olur. Yanağımı yapayım lan. Şu an görüntü titriyor. Yanağım titriyor mu? Sese bak. Oha, bu yüze de yapılır bu arada birinci kademede. Yani şu uçta yapın tabi. Diğerleri tehlikeli olabilir de. Yumuşak uçta da yapabiliriz. Deneyelim. Denemesi bedava. Oha. Çok da afoldum lan. Bir de bu tarafa yapalım da dengelensin. Kulağım kaşındı lan. Şu kulağım. Titreşimden. Bu da olur bu arada ama bu biraz daha şey geldi bana. Bu daha tuhaf geliyor böyle. Bu biraz daha... Oğlum bunu yap... Allah Allah, konuşamıyorum bile. Acayip. Bunu böyle inceleyen var mı dünya üzerinde bilmiyorum. Ama çok iyi. Altıda yapsam ağzımı parçalar herhalde. Evet, geldik videomuzun sonuna. Ben ürüne bayıldım. Gerçekten bayıldım. Yani bu fiyata bilmiyorum ya. Kesin değer. Evet, bazı negatif yönleri var. Parça kalitesi gibi vesaire. Fakat bu fiyata getirebilmek için sanırım bunlardan kısmaları gerekiyordu. Ne kadar uzun vadeli gider bilmiyorum. Motor kalitesini falan dediğim gibi bilmiyorum. Yorumlardan okuduğum kadarıyla kimse sonradan problem yaşamamış. Zaten söylediğim gibi 2 yıl garantisi mevcut. Yani oturarak çalışıyorsanız, eklem, diz, boyun ağrılarınız varsa satın alabilirsiniz. Spor yapıyorsanız spor sonrası kaslarınızı biraz daha böyle harekete geçirip canlandırmak için de kullanabilirsiniz. Özellikle de şeyde düşündüm bunu. Hani spora daha yeni gidersiniz, bir hamlık ağrısı oluşur ya. Ondan sonra bununla yaptığınız masajı düşünemiyorum. Ama tabii ki böyle dokusal hasarınız falan varsa doktora danışmadan kullanmayın, onu da söyleyeyim. Dokusal hasardan da kastım menisküs gibi hastalıklar. Evet, ürünümüz böyleydi. Çok da yakışıklı. Eğer ürünü satın alıp denerseniz aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Söylediğim gibi farklı sitelerden linkini aşağı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu arada şunu da ekleyeyim. Bu tarz değişik ürünleri görmek istiyorsanız bu kanalda aşağı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E artık kaçıyorum ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.